Hocam 3'lü 3 yaptınız. Neler söylemek istersiniz? Bu başarı nasıl bir? Evet. Öncelikle 2022-2023 futbol sezonunun bütün takımlara kazasız belasız centilmence geçmesini, başarılarla dolu olması temennim ederek başlayayım. Yani biz 2022-2023 sezonuna çok geç başladık. Yani maçlardan bir hafta kala takımı kurduk. Bu süreçte bizim dezavantajlarımız olduğu gibi avantajlarımız da var. Şöyle, dezavantajımız beraber hazırlık dönemi geçiremedik. Takımımız da tecrübeli genç ve gençlerden oluşan bir kadro kurduk. İlk 4 haftamız, Allah'a çok şükür ilk 3 haftamızda kayıpsız atlattık. Ama beni düşündüren durumlar fiziksel olarak sakatlıklardı ve kartlardı. Çok şükür o süreci atlattık. Ama tam olarak daha hazır değiliz. Yani bir 3-4 haftamız daha var hazır olmak için. Yani bunun için çalışıyoruz. Takımımın çalışmasından, özverisinden çok memnunum. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz, yakın hedef koyduk kendimize. İlk 3 arasına girmek. Ondan sonraki süreçte playofflarda da Çal Belediyespor olarak takımımızı bölgesel amatör lige çıkartmak. Hocam güçlü bir grup değil mi? Diğer evet. Göre grup olarak nasıl evet, grubumuzda yani 4-5 tane takım iddialı durumda. Bunun böyle olması bizim için avantaj. Çünkü neden biz kendimizi playofflara hedef aldığımızı düşünürsek burada çok iyi bir prova geçirmiş olacağız. Bu bizim takımla ilgili böyleyse diğer takımlar için de böyledir. İnşallah hak ettiğimiz yerlere, hedeflediğimiz yerlere geleceğiz. Bu hafta da Beyaz Belediyespor'la oynuyorsunuz. 4. haftada kendi evinizde. Evet. Bu maçı yoklarına söylemek istediniz. Taraftarlara bir mesajınız olacak mı? Tabii. Bu hafta Beyaz Belediyespor'la oynayacağız. Beyaz Belediyespor'la. Beyaz'ın durumunu çok bilmiyorum. Sanırım gençlerden kurulu bir ekip. Yani biz maç ayırt etmiyoruz. İlk maçta olduğu gibi. Bu maçta da hedefimiz 3 puan. Bu 3 puanlık periyod geçtikten sonra zor maç periyodumuz başlayacak. Onlara hazırlanıyoruz. Bütün taraftarları inşallah maçımıza davet ediyoruz. Gelirlerse bizim için artı güç olacaktır.